sağlığını ve diğer arkadaşlar canlıların sağlığını en az alabileceği şekilde bir halt yapmak. Öyle gitti. Kayboldu bir özür dilerim. Bizim elini de yapmış ya. Ben de. Başka bir şey. Başka bir şey. Burada konuşalım. Burada konuşalım. Burada konuşalım. Ama araziyi bilmeniz lazım. Birçok afet çalışmalarında biz biliyoruz ki dronlara, İHA'lara, insansız hava araçlarına ciddi anlamda ihtiyaç var. Bu ihtiyacı en çok duyabilecek olan birimlerimizden bir tanesi de şüphesiz ki itfaiye dairemizdir. O bakımdan da bugün itfaiye dairemizden 15 mesai arkadaşımız bu eğitimleri alacak. Bugün ve yarın. İki gün boyunca bu eğitimleri alacak. Sonrasında da inşallah lazım olmamasını dileriz ama şurada bir gerçek ki sürekli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaca binaen de sizlerin bu eğitimle teçhiz olunması çok önem arz ediyor. Hoş geldiniz. İsmim Ali İhsan Kadıoğulları. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Orman Planlama Kürsüsü'nde hocayım. Onaylanmış resmi İHA eğitmeniyim. Sürekli eğitim merkezi müdürü yaptım üniversitede 2 yıl önce de. Şu anda da İHA eğitimde. Küçük dronlardan başlayıp da görebileceğiniz en büyük pratik kişileri kullanabileceği dronlara kadar. Sistemler genelde bizim orman yangınlarında bile uzun menzilli olarak kullandığımız sistemler. Yani sonuçta biz bu sistemleri zaten pratikte yoğun şekilde kullanıyoruz. Küçük ya da büyük dronlarla beraber OSB yangınlarında, ev yangınlarında ya da işte kırsal alan yangınlarında, tarla yangınlarında ya da işte ormanla sizin entegre çalıştığınız yerlerde bu İHA sistemlerini nasıl kullanabileceğinizi, size ne avantaj sağlayacağını, yangın koordinasyonunda size ne kadar büyük bir avantaj sağlayacağını geceleri ve gündüzleri görebileceksiniz. Ya da sis oldu, başka bir afet oldu, bir kişi kayboldu. Bu kişiyi nasıl arayacağımızı bulabilmemiz lazım. Gece saat 12.30'da beni aradılar. Benim drone'u evdeydi, yükleyip varmam 1.30 civarındaydı. O zaman bakanlar... Bu bulduğum sistemler VTK'lı sistemler. Yani sizin belediyenizin kullandığı Vintra uçağının çektiği hassasiyetten daha hassas şekilde kordat alarak şekilde onların küçük olanları da termal kameralar var üzerinde. Bundaki kamera 600 kadar ışık 12. Çok güzel. Tuvaleti yatağına kadar, üyede güneş tane kadar elini çekmek güzel bir sistem. Bu da en büyük anlatan şu. Kendi uzmanlarımızla uğraşıyoruz. Şu anda da kullandığım sistemler Türkiye'deki ormancıların en iyi kullandığı sistem arkadaşlar Bursa'da. Aynı şekilde koordinatı çalışıyoruz. 7 bölgemizde. Aynı şekilde koordinatı çalışıyoruz. Çünkü amaç yani. Ve üzerinde arkadaşlar wide kamera var. Geniş açıda arkadaşlar. Manzara elbine gösteren kamera arkadaşlar. Şu anda bu şekilde de çalışan bir sistem. Bu solar tarafı da arkadaşlar çok güçlü. Pervane sistemine sahip. Baktığı zaman havalandı kaldığı zaman arkadaşlar hep bir güç dengesi sağlar size. Yani stabilizlik çok iyidir, testtir yani. Şöyle düşünün. 50 kilometre ise rüzgarda hiç düşüşü uçak tutuyor. Bak, kilometre uçak tutuyor bak. Hocam uçağa dokunmuyor. Uçağa sonra bak da bu sistem olarak görüyor musunuz? Bizi artık uyan olarak bak üstlerim. Baktığı zaman gözünüzü net çekebilirsiniz arkadaşlar, öyle diyeyim size. İnsan gözünü net oradan profilini çekebilirsiniz şu anda gördüğünüz yerde. Arkadaşlar. Ben bugün akşam güzel kadar buradayım abi. Ben bu yoktu. Bir şey yaparsın. Arkadaşlar hadi kolay gelsin. Şimdi elini kaldırsam içeceğim. O yüzden zaten şöyle bir tasarım yaparken büyüğünü yaptınız diyelim. Büyük gene ağaç yapılandınız. Küçüklerle de ev yangınlarında, OSB yangınlarında. Az önce sıcaklık konusunu konuştuğumuz zaman şimdi fabrika yangınlarında sıcaklıklar 600-700 dereceleri hatta 1000 dereceleri falan bulabiliyor. İşte çok yaklaşmanız gerek yok. Aynen tamam. Normal